Merhabalar değerli arkadaşlar, değerli dostlar, değerli kardeşlerim, değerli bacılarım, kızlarım, iyisinizdir da inşallah Rabbim herkese iyilik versin, sağlık versin, huzur versin. Evet, biz fındığı pazara verdik. Şimdi ne yapıyoruz? Fındık harmanda içinde patozun ayıklayamadığı teklemeler ve bir takım içi boş olan fındıkları fındığın içinden seçiyoruz. Şöyle bakın arkadaşlar. Bunlar tabii ki verimi düşürüyor. O nedenle seçilmesi gerekiyor. Güneş de bayağı fazla. O nedenle bir an evvel işi bitirip birkaç gün içinde fındık satışa hazır ve yemeğe hazır. Bizlere iyi satışlar ve afiyet olsun. İşte fındığın şöyle bir göstereyim size arkadaşlar. İşte fındık bu hale geldi, gördünüz. Tabii içinde şeyleri var, onlar seçilecek. Şu seçilmiş vaziyeti bu şekil olacak. Çuval. Hadi bakalım, görüşürüz. Selamünaleyküm, merhabalar değerli kardeşlerim, değerli bacılarım, değerli kızlarım. İyisinizdir daha inşallah. Allah'ım herkese iyilik, dirlik, sağlık, huzur versin. Bizler de iyiyiz elhamdülillah. Allah'ımıza bin şükürler olsun. Evet, fındık harmana geldi. Yani patoza verildi. Patoza verildikten sonra tabii ki içinde teklemeler var. İçi boş olan fındıklar var. Patozun içine karıştırdığı haliyle karışıyor da. Ama tabii ki onun satışa sunmamız için temizlenmesi lazım. O şekle getirmek için havada sıcak. Görüyorsunuz bu fındık bu hale geldi. Bu vaziyette satışa sunulacak Allah izin verirse. Şimdilik bunun temizlemesi için burada uğraşıyoruz. Ondan sonra satış ve afiyet olsun herkese diyoruz. Allah bir dahaki senelere tekrar bizleri nasip eylesin. Hoşça kalın, bizde kalın. Sağ olun. Merhabalar, cümleden selamın aleyküm. Benim can bacılarım, kardeşlerim, kızlarım, aşk kuşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde sabah kahvaltısına kaşık dökmesi yapacağım. İki tane yumurtayı çırptım. Köpük köpük olunca bir kase süt ve un. Hepsini çırpmaya başladım. Unu göz kararı koyuyorum. Biraz koyu olması lazım. Kabartma tozu. Bir paket kabartma tozu. Peynirli krep de diyebilirsiniz. Kaşık dökmesi de diyebilirsiniz. Krep demeniz için biraz daha sıvı hamur olması gerekiyor. Çırpma işlemi bittikten sonra spatula yardımıyla bir kaseye yakın beyaz peyniri koyup iyice karıştırdım. Çayımı yıkadım. Demliyorum şu anda. Tavaya zeytinyağı koydum. Fazla yağ istemiyor. Çekmiyor yani yağı. Gördüğünüz kıvam budur. Çok kabarıyor. Çok güzel oluyor. Yüz yumuşacık. Sabah kahvaltılarında küçük çocuğunuz varsa mutlaka yapın. Pamuk gibi bir kaşık dökmesi oluyor. Ambulans geldi. Apartmanda karşıki blokta hasta var. Şimdi kek kalıbımı yağlıyorum. Kek de yapacağım. Besel yağıyla beraber fırçayla kek kalıbımı yağladıktan sonra her yerine kolay çıkması için kekinizin bu işlemi mutlaka yapınız. Buzdolabında bekletiniz. Kek hamurunu çıkmadan önce kek kalıbınızı yağladıktan sonra buzdolabında bekletiniz. Şimdi gelelim hamuruna. Hamuru için 4 tane oda sıcaklığında yumurta. Köpük köpük olana kadar yumurtayı çırpıyoruz. Bu çok önemli. Bu kekin özelliği biraz fındık olması. Bir de anne keki olması. Bir kase yoğurt.
1 kase süt, 1 kase zeytinyağı, 1 kase toz şeker. Yumurtayı çırptıktan sonra üzerine toz şekeri ilave edip tekrar çırptım ve sonra diğer malzemeleri koydum. Hepsini beraber çırptıktan sonra unu yavaş yavaş koyun, azar azar koyun ki kekiniz sönmesin. İyice çırptıktan sonra kekinize 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ilave edin. Dondurulmuş olan kek kalıbınızın üzerine yavaşçacık döküp önceden ısıtmıyorum arkadaşlar. Keki yapmadan önce fırını ısıtmıyorum. Koyduktan sonra fırının ısısını ayarlıyorum. 180 derecede 20 dakikada pişiyor. İkişer paket koydum. Kabartma tozu ve vanilyayı daha güzel kabarıyor. Biraz da karbonat koyun siz. Bir çay kaşığı kadar da karbonat koyun. Fındığımı da ilave ettim arkadaşlar. Gördüğünüz kavanozdaki fındığın yarısını koyduktan sonra kek kalıbına döktüm. Gördüğünüz gibi spatula yardımıyla iyice kenarını, kıyısını, köşesini döktüm. Ve 3 kere yere vurduktan sonra fırına verdim. Gördüğünüz gibi sonuç mükemmel. Dışının biraz... Bimin Kayseri mantısını haşladım. Haşlarken aynı makarna gibi haşlıyorsunuz. Biraz süzdürdükten sonra soğumaya bıraktım. Yoğurdun üzerine sarımsak rendeledim. Biraz da tuz koydum. Çırptıktan sonra soğuyan Kayseri mantısının üzerine ekleyip karıştırdım. Alo. Şşt. Bakar mısınız? Alo. Kim çırpıyor buradan? Alo. Cama çıkar mısın lütfen? Bir daha çırptığınızı görmeyeyim buradan. Bakar mısınız? Alo. Bakar mısınız? Alo. Kim çırpıyor buradan? Alo. Cama çıkar mısın lütfen? Bir daha çırptığınızı görmeyeyim buradan.
mısınız? Alo. Şşt. Bakar mısınız? Alo. Kim çırpıyor buradan? Alo. Cama çıkar mısın lütfen? Bir daha çırptığınızı görmeyeyim buradan. Bakar mısınız? Alo. Şşt. Bakar mısınız? Alo. Kim çırpıyor buradan? Alo. Cama çıkar mısın lütfen? Bir daha çırptığınızı görmeyeyim buradan. Bakar mısınız? Alo. Şşt. Bakar mısınız? Alo. Kim çırpıyor buradan? Alo. Cama çıkar mısın lütfen? Bir daha çırptığınızı görmeyeyim buradan.